Evet sevgili izleyenler, röportajımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Az önce İlmi Bey'le bir röportaj yaparken yarıda kesmek zorunda kaldık. Kendisinden çok özür dileyerek tekrar devam etmek istiyoruz. Şimdi İlmi Bey'e bir soru daha yönelteyim. Bu festivalin, bu şenliğin bu köylüler açısından ne kadar önemlidir, nasıl, amacı nedir? Yani bununla ilgili bir kısaca bilgi verebilir misiniz? Bu festivalin amacı insanları bir araya getirmek, insanların birbiriyle yıllarca görüşemedikleri insanlar bir araya gelince hasret gideriyorlar, özlem gideriyorlar. Birbirleriyle yeniden yakından ilişki kuruyorlar. Çocuklar, yeni nesil birbirlerini daha iyi tanıyor. Mesela yine bu derneğimizin, festivalimizin amaçlarından birisi de yine öğrencilere, mesela geçen sene bu dernek gelirlerle, üye aidatlarıyla ve bağışlarla öğrencilere, üniversitede okuyan öğrencilere 2012-2013 öğretim yılında her öğrenciye yardım yaptı. Hiç şey ayırmadan üniversitede okuyan öğrencilere yardım yaptı. Ayrıca hasta olup da durumları iyi olmayan insanlara dernek yine yardım yapıyor. Dolayısıyla bu festival insanları bir araya getirdiği için çok iyi takdir ediliyor ve devamlı 3 senede bir kere de yapılması arzu ediliyor. Mesela yine bu festivalde güzelliklerden birisi işte belki şu arkada göründüğü gibi voleybol oynanıyor. Bir taraftan katmer festivali yarışması yapılıyor. En iyi birinci, ikinci gelen katmerler tadılarak yarışmada bir iki, ikinci ve üçüncü belirleniyor. Diğer taraftan arka tarafta belki gözükebiliyor, belki 500 kişi, 1000 kişi bir arada oynadığı bir horon yeri var. Yine tavla şampiyonası yapılıyor. Çok güzel bir eğlence yapılıyor. Bilek güreşi yapılıyor, çuval güreşi yapılıyor. Ve burada bir özellik daha var. Bu insanların içerisinde son günde bir festival ağası seçiliyor. Yani bu eskiden ağalar insanlardan alırdı ama burada seçilen ağa almıyor. Bilakis ücret ödeyerek 3 milyar, 2 milyar, 5 milyar artık açık artırmayla insanlar bu festivalde ağalık alıyor. Ben ilk başlangıç olanlardan birisiyim. 2001 yılındaki yapılan bu festivalde aşağı maden ve yukarı maden köylerinin festival ağası oldum. Daha sonra en güzel şey bir olan bir daha olmak istemiyor. Bir sonrakine bırakıyor festival ağalığını. Herkes bundan faydalanıyor. Yani derneğe yardım ediyor. Peki bu ağa seçimi nasıl oluyor? Ağa seçimi geliniyor. İnsanlar bunda ben ağa olmak istiyorum diyenler geliyor. İşte bir önceki ağa farz edelim ki 1000 liradan başlatıyor. Diyor ki ben 1000 lirayla açıyorum veya 2000 lirayla açıyorum. Daha sonra orada ağa olmak isteyenler birisi diyor 2500, biri diyor 2700, 3000 vesaire. En son rakamda kim kalıyorsa festival ağası o oluyor. Bu da işte dediğimiz gibi eskiki ağalardan değil, yani ağalar alırdı. Buradaki ağa da derneğe yardım etmiş oluyor. Verdiği para derneğe gidiyor. Dolayısıyla da bu da bir güzel bir bizim köyümüz için güzel bir adet. Evet, yani gayet güzel bir sistem olmuş. Hem derneğe yardım olarak hem köylülere yardıma ihtiyacı olanlar için hem sevgili izleyenler büyük bir geçim şeyi oluyor. Yani büyük bir yarar oluyor onlar için de. Şimdi İlmi Bey şöyle sorayım size. Ben az önce bir etrafı dolandım, bir gezdim. Yüzlerce araba var. Binlerce insan var burada. Araçların plakalarına baktığımız zaman da hepsi yabancı plakalar. Yani artık dışından gelenler var. Şehir dışına, yurt dışından gelenler var. Ben bir sürü mesela Fransa plakalı araç gördüm yanlış görmediysem. Almanya plakalı araç gördüm. Yani doğru mudur bu? Evet, doğru. Şimdi gerçekten de bu sene özellikle galiba biraz da Ramazan bayramının akabinde olduğu için zaten geçmiş dönemlerde de çok kalabalık oluyordu. Bu sene müthiş bir kalabalık var. Siz de dolaşmışsınızdır. Sizin de ifade ettiğiniz gibi ben de dolaştım, baktım. İstanbul'dan gelen yüzlerce araba var. Bursa'dan gelen yüzlerce araba var ve insanlarımız var. Ankara'dan var. Efendim İzmir'den var, Trabzon'dan. Yani Hotlan olduğu her yerde, yaşadıkları her yerde gelen insanlarımız var burada.
Şu anda 2 gündür çok güzel bir eğlence düzenleniyor. Ben buraya, bu festivale, bu güzelliklere renk kattıkları için dışarıdan gelen her arkadaşa, her gelen misafirlere, her gelen aşağı maden ve yukarı maden köylerinin insanlarına çok çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bu güzelliği bize yaşattılar. Bu kalabalıklığa eşlik ettiler. Çok bunlara teşekkür ediyorum. Biz bunu gerçekten bu dernek kurulduktan sonra, Hodla Derneği kurulduktan sonra gerçekten çok güzel birliktelik yakaladık. Çünkü şu bir gerçek ki, mesela bir Çoruh Nehri kenarına 50 torba çimento döksen, 2 saat sonra gitsen o rüzgar, sağdan gelen rüzgar, soldan gelen rüzgar onu uçurur. Ama bu çimentoyu kumla, çakılla, bir de suyla karıştırdığın zaman o beton gibi olur. Şimdi bizler de işte biz aşağı maden ve yukarı maden köyleri bir araya geldik. Bu birlikteliği sağladık. Birbirimizle çok iyi dostluk içerisindeyiz. Hiçbir ayrım yok. Çok güzel bir dayanışma var. Biz zaten bunun amacını gidiyoruz. Tek tük şeyler olabilir. Bazı pürüzler olabilir ama biz onları da aşıyoruz. Bunları da hoşgörüyle karşılıyoruz. İnşallah bir dahakisinde onları da aramızda göreceğiz. Ben bu yayında ayrıca Kadırga TV'ye de çok teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir festivali yayınladığı için, katkılarda bulunduğu için Kadırga TV ile beraber siz ekibi, bütün ekip arkadaşlarına da ayrıca teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Biz teşekkür ediyoruz, size sağ olun. Evet, şimdi yanımızda Hod'un geçmişten beri emekli okul müdürü hocamız var. Mehmet Yüksel hocamız var. Şimdi hocam, sizi tanıyalım. Sizden de böyle kısaca bir bilgi alalım. Bu festivalle ilgili, bu şenlikle ilgili görüşleriniz nelerdir? Kendim 1954 doğumlu, aşağı madende. İlkokulu burada, ortaokulu, artı liseyi İstanbul Bakırköy. Bakırköy Lisesi'nde okuduktan sonra yurdun çeşitli yerlerinde 20 sene öğretmenlik yaptıktan sonra köyüme döndüm ve 24 senede burada hizmet yaptım. Artvin'de 3 defa birincilik elde ettik. Bütün Türkiye'nin en iyi üniversitelerine öğrenci gönderdik. Köyümüzün tarihi ta 1500'lere dayanıyor. Kanuni Sultan Süleyman zamanında buralar alınmış. Ahıska Türklerinden gelip yerleşmişiz buraya. Ahıska Türklerinden gelip yerleşmişiz. 1924'e kadar burası Erzurum'a bağlı. 24'ten sonra bir 5-10 sene Yusufeli'ne bağlı. Daha sonra iki köy, aşağı maden, yukarı maden, eski ismi Hod. Hod'un anlamı da sıcak bölge anlamına geliyor. Artvin merkeze bağlanmış. Bu birlik ve beraberliğimizi İstanbul, Ankara, İzmir, Mersin, Adana'da derneklerimiz var. Artvin'de de var. Birlik ve beraberliği sağladık. Her sene 3 senede bir festival yapıyoruz. Şiirim vardı, onu isterseniz okuyayım. Hodlular bir olup dernek kurmuşlar, çevre körele de örnek olmuşlar. Okumuş, yazmış, adam olmuşlar. Ülkesini, milletini sever Hodlular. Şiir biraz daha çok ama aniden oldu. Teşekkür ederim. Kadırga TV'ye de geldiniz, çekim yaptınız. Çok sağ olun, var olun. Yine bekleriz. Sağ olun, başarılar diliyorum. Biz teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Yine okuyabilirim. Yani. Tamam. Tamam, teşekkür ediyoruz.
insanlar. Şimdi röportajlarımıza biraz ara verip burada teyzelerimiz lavaş pişiriyorlar, lokma pişiriyorlar, cağ kebabı yapıyorlar. Şimdi bir de onlara bakalım. Köyün kendine has ne yemekleri var, nasıl tatlıları diyelim, ekmek türü onlara diyelim. Bununla ilgili bilgi almak için ben mikrofonu Mustafa Bey'e bırakayım. Mustafa Bey, ekran başında izleyenlere yöresel tatlarımızı tanıtsın. Buyurun Mustafa Bey. Teşekkür ederim Cihat'cığım. Değerli izleyenler, şimdi buraya özel bir şey var. Sadece bu yörede çıkıyor. Pikal dediğimiz bir olay var. Kameran arkadaşımız eğer gösterebilirse pikalı. Şimdi bu pikalda çok güzel et yapılıyor. Tavuk güzel oluyor. Onun yanı sıra gördüğünüz gibi lavaş pişiyor. Tabii bu arada lavaş pişirenlerin işi de biraz zor. Niye zor? Çünkü bu odun ateşinde yapılıyor. Altı sürekli odun koymaları gerekiyor ısıtması için. Bir teyzemize soralım bakalım. Çok zorlanıyor musunuz pişirirken? Evet, biraz. Zor biraz. Siz zorlanıyor musunuz? Zevkli bir şey ya. Neye zorlanacağız? Yemeği için yapılıyor bir şey. Zevkli diyorsun. Tabii zevkli. İyi. Peki. O zaman sevgili kameraman arkadaş, bir de yiyenlere bir bakalım ki lavaşı bir çekelim. Evet. Güzel tereyağlı. Evet. Şimdi bir de yiyenlere bir soralım bakalım. Yemesi nasıl? Zevkli mi? Evet. Sizi bir tanıyalım. İsminiz nedir? Öğretmen Ramiz Kaçar. Bu köylüyüm. Hodluyum. Evet. Şimdi tanıttılar. Geçirdiler. Bu lavaş. Bu sarı yağla yapılıyor. Biz sarı yağ deriz. Özü budur. Türkçesi budur sarı yağ. Ama dışarıda tereyağı derler. Doktorlar buna karşı çıkıyor. Yemeğin aman kalp krizi olursunuz, aman kriz geçiyorsunuz. Aslında doktorlar yanlış yapıyor. Bunu yiyeceksin sağlam olmak için. O suyaları bizi hasta eden suyalardı. Bu değil. Bizi hasta eden suyalardı. Bunlar değil. Yani... Peki şöyle diyebilir miyiz? Şöyle diyebilir miyiz? Lavaşa yakışan en güzel tereyağıdır. Dışarının adıyla bizde sarı yağ. Lavaş da olur zaten. Lavaş tereyağına yapılır. Peki, çok teşekkür ederiz. Kameram arkadaşımız çekiyor. Evet, beyefendi siz nereden geldiniz buraya? Ne geldim? Emekçi bankacıyım. Çok güzel bir ortam var. Ama bu dediğin gibi lavaş tereyağı değil, sarı yağ. Bununla yiyeceksin, suyunu içeceksin. Bitti. Belli, çok güzel yemişsiniz, kalmamış zaten. Çok güzel, evet. Harika. Evet. Tekrar çekiyoruz burayı. Sevgili kameraman arkadaşımız. Tavsiye ederiz bunu. Bir de tabii bir hazır kebap ocağımız da var. Cağ kebabı yapıyoruz burada. Şimdi cağ kebabı asıl yapılan yere de götüreceğim sizi. Buyur arkadaşım, geçelim. Evet, şimdi de cağ kebabı tanıtacağız. Artvin'e özel bir şey. Kodumuza, köyümüze özel bir şey. Evet ustam. Biraz zor oluyor herhalde cağ kebabını kesmek ateşte. O biraz zor abi. Ateşte sıcak. Evet, bir kesin de yiyelim bakalım nasıl yapmışsınız. Evet, kalite kontrol yapacağız. Ha, usta siz misiniz yoksa? Evet. Asıl cağ kebabı ustamız abimizmiş, devretmiş arkadaşımıza. Çok da güzel gözüküyor ama cağ kebabı. Burhan arkadaş. Evet, bu arkadaşımıza bir tattıralım bakalım. İstanbul'dan gelmiş. Çok teşekkür ederiz. Şimdi bir de cağ kebabını sevgili Rıdvan abiye soralım. Bakalım ki Rıdvan abi, bir test et bakalım. Senin hoşuna gidecek mi bu cağ kebabı? Değerli arkadaşlar, şenliğimize gelip
bizleri canlı yayında davet eden Kadirge ekibine teşekkür ediyoruz. Sunucu arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Bana böyle bir imkanı verdi. Gayet tabii ki cağ kebap denince hot akla gelir. Yusufeli akla gelir. Biz bunu Artvin olarak onurla yaşatmaya çalışıyoruz. Yaşatıyoruz. Cağ kebap bizim tabii ki bizim değil. Ata dede geleneği. Ben dünyaya geldiğimde mahallem Okagere'de, Yukarı Maden köyü Hod'da, aşağı maden olsun yukarı maden olsun ama ben yukarı maden Okagere'de 10 kişi 15 kişi bir kuzu keserlerdi. Hadi arkadaşlar bir kebap yiyelim, cağ kebabı yiyelim derlerdi. Bir komşunun evinde toplanırlardı. Cağ kebabı şiş vururlardı, aynen burada vurduğumuz gibi şiş vururlardı. Onu aynen o eskiden böyle demir çağlarda yoktu. Krom çağlarda yoktu. Böyle genelde biz moşvi deriz. Veyahut ayva çubuğundan çubuk çağı yapardık. Kökner ağacı, sanatur yararlardı böyle. Ondan çağ yaparak onu şişlerdiler, keserdiler, yerdik. Bize de çocuklar giderdik, çağ verdiler. Biz de yerdik. Bizim geleneğimizi yaşatmaya çalışacağız. Festival. Peki. Buyurun. Peki. Rıdvan abi, bu verdiğin güzel bilgiler için çok teşekkür ederiz. Bir de test edebilir misin cağ kebabı nasıl olmuş? Valla tuzu çok güzel olmuş gibi olmuş. Bilmiyorum, bu gölü de çok güzel. Kebap yapan arkadaşımıza teşekkür ediyoruz. Evet, biz de sana çok teşekkür ediyoruz. Olduğunu tespit ettim. Çok güzel leziz olmuş. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Peki, biz de teşekkür ederiz. Burada yine Sayın Başkanımız da burada. Başkanımız da çok iştahlı yiyor. Herhalde muhtemelen o da güzeldir diyecek. Sevgili Turgut Bey, buyur, seni dinliyoruz. Hodlara teklif ettik bunu. Kalite kontrolü yapmasını. Bir de gelen misafir arkadaşımıza teklif edelim. Bir kameraman de o arkadaşımız. Evet. Kameraman arkadaşımıza değil mi? Evet. Bir de o kalite kontrolü yapsın, kararı o versin. Evet. Onu çekemeyeceğimize göre. Evet. Kameraman arkadaşımıza bir bakalım. Güzel olmuş değil mi? Evet ağam, bir de senden testi alalım. Test nasıl oluyor, bir de senden alalım ağam. Bir şiş keser misin ağama? Bir bakalım. Bir de ağamız test etsin. Eskiden bu çağlar Moskvi'den yapardık. Yerdi şimdi biraz daha sosyetemi diyelim artık veyahut da biraz da modernleştik. Şimdi paslanmaz. Alüminyum çağlarla daha rahat kesildiği için bundan sonra işte bunlarla devam ediyoruz. Esas geleneğimizde odun çağla başlamıştık bu işlere. Şimdi paslanmaz çağlarla devam ediyoruz. Peki, teşekkür ederim başkanım. Ağam buyur, bir tat bakalım. Özel kuzu etinden yapılır. Ve şimdi tadına bakacağız olmuş mu diye. Yapanlara teşekkür ederiz. Tadı gerçekten çok lezzetli. Bu organize yapan sayın dernek başkanımıza, yöneticilerine çok teşekkür ediyorum. Ve başarının devamını diliyorum. Peki, çok teşekkür ederiz. Neymiş başkanım bu kebabın adı? Esas bu kebabın ismi Eşya Kebabı. Mesela diyelim dağda adam şey bulamamış. İşte imkanları yok ya. Geçirmiş bir tane şişe. Yağmış bir ateş, çevirmiş, kesmiş, yemiş. Ondan sonra geçmiş bu, gelenek haline gelmiş. Yani imkansızlıklarından dolayı, o zamanın şartları. Şu anda tabii bütün imkanlar vardır. Her şey çok rahat oluyor. Tabii bize olay gelir ama geçmişte yapılan o dostlarımız, nerelerimiz, dedelerim, geçmişlerimiz çok zor şartlarda yaşadığı için bunları getirmişler, biz de devam ettiriyoruz. Onun için siz de bize bu konuda hodları dünya tanıtın, size de teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Biz teşekkür ederiz. Evet sevgili Osman. Yönetim kurulu üyesi Osman Varola. Buraya uzaktan yakından gelen bütün misafirlerimize hoş geldin diyoruz. Kadirga TV'ye yaptığı yayın çalışmaları içerisinde başarılar diliyorum. Bizleri şu anda Almanya'dan takip eden değerli yeğenim Necat Pekal ve İbrahim Gence buradan selam gönderiyorum. Teşekkür ederim. Oh,
Röportajımıza tekrar devam ediyoruz. Yanımızda bu yöreden olup, Hodlu olup Fransa'da oturan, Fransa'da ikamet eden bir abimiz var. Evet. Devrim Akın. Evet abi. Senden de bir bilgi alabilir miyiz? Seni bir tanıyalım. Evet. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bu güzel günde sizler de aramızda bulunduğunuzdan. Vallahi ben Devrim Akın. Aşağı Maden Köyü'nden. Oradan. Fransa'dan katılıyoruz. Şenliklere gurur duyduk. Gayet güzel. Ortam çok güzel. Bayağı kalabalık. Fransa'dan da, Almanya'dan da, yurt dışından kalabalık geldik. Bayağı kalabalığız. Fransa'da ne işle uğraşıyorsun? Ben kendim müzisyenim, müzisyenlik yapıyorum. Kendi grubum var Paris'te, düğünlerde, türkü barlarda. Çıkıyoruz. Oradan kazanıyoruz. Burada da az önce sizi dinleme şansımız oldu. Gerçekten hem burada olan insanların arasında hem de bizim için çok büyük bir değişiklik oldu. Çok da güzel, çok beğendik, hoşumuza gitti. Birazdan bir daha istiyoruz sizden de. Şimdi şöyle şey yapalım. Buraya geldiniz, Fransa'dan geldiniz. Daha oralardan buralara kadar geldiniz. Bu atmosferi gördünüz. Buradaki havayı, insanları gördünüz. Nasıl bir hava, nasıl bir atmosfer sizin için? Ya şimdi biz yurt dışında yaşadığımız için böyle senede bir, iki senede bir gelme imkanımız oluyor. Onun için de yani bizim için bizden öte çocuklarımız için daha değişik. Gelip burada diğer köylü arkadaşlarımızın çocuklarıyla kaynaşmaları bizim için daha güzel. Çünkü iki kültür arasında bizim çocuklarımız orada yetişiyorlar. Türkçeleri biraz ister istemez zayıf oluyor. Buraya geldiklerinde bizim için Türkçeleri daha geliştiriyorlar. Ortam görüyorlar. Onun için bizim için gerçekten çok çok ama çok güzel oldu yani. Harika. Özellikle ben yönetime çok teşekkür etmek istiyorum. Bana da burada program verdiler, yer verdiler. Eğlendik hep beraber. Türküler söyledik. Akşam gece 1-2'lere kadar. Yönetime de teşekkürler ediyorum. Yani. Birazdan da tekrar program almamı istiyorlar. İnşallah tekrardan beraber oluruz. Evet sevgili izleyenler, birazdan Devrim abimizle tekrar birlikte olacağız. Onun müziğini biz de dinleyeceğiz, sizlere de aktaracağız. Şimdi de köyümüzün ablalarının yanındayız. Ablalarımız bize köyümüzün özel türküleri var. Onları söyleyecekler. Hemen bir teyzemize uzatıyorum ben mikrofonu. Ha, şimdi söyleyeyim mi? Ha, ver bana, elime ver bana da. Ha. Benim bir gülüm var, tazeden taze tikandan açılan. Gülsüzün olsun. Takıldı altına, toplayamadım. Yara mektup yazdım, yollayamadım. Kınamayın ehbaplardan yar ediyem. Herkes avge yemiş, ben kareriyem. Nefesim etmiyor oğlum, işte çağırım yine. Başı yastıktaydı, gözü yoldaydı. Kınamayın ehbaplardan yar ediyem. Herkes algıymış, ben kareliyem. Başı yastıktaydı, gözü yoldaydı. Yüreğim efkalli, gözlerim ağlar. Ondan nefesim etmiyor. Ha, bir tabi yarmaya var. Hayvanın altından geçtim, egildim suyundan içtim. Ben bu kuya akarip düştüm, gariban vatanım yoktur. Düşmüşem derin gollara, elimden tutanım yoktur. Ağzına sağlık, ağzına sağlık. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olasın. Çok teşekkür ederim.
Ayşe'nin yanındayız. Lokum yapıyor yağda. Çok da güzel gözüküyor. Nasıl, lokum yapmak zor mu? Yok, zor değil. Bizim yöremizin şey olduğu için memnunuz. Evet, ne kadar yapıyorsun bunu? Kaç gün böyle hep her gün burada lokum mu yaptın sen? Örneğimizin şey olduğu için, pikniğimizin yöresel şeylerimizi yapıyoruz. Ama burada her gün yaptın değil mi buraya geldiğinde? Evet, burada sevgili izleyenler, arkadaşımız burada her gün boyunca lokum yapmış. Herhalde biraz da kolayına gelmiş lokum yapmak. Şimdi soracağım, kolay mı zor mu diye. Kolaydır. Çok teşekkür ediyoruz. Eline sağlık. Dursun var ola. Dursun var ola. 3. Metehan Özkan. Metehan Özkan. 4. Miyase Kaya. Miyase Kaya. 5. Ahmet Alpaslan. Ahmet Alpaslan. 6. Eflatun Şimşek. Eflatun Şimşek. 7. Şemsettin Kaya. Şemsettin Kaya. 8. Dursun Kurt. Dursun Kurt. 9. Enver Pala. Enver Pala. 10. Mehmet Yüksel. Mehmet Yüksel. 11. Evet sevgili izleyenler, şimdi yanımızda Hodlar Derneği'nin kurucu ve onursal başkanı Dursun Kurt var. Evet başkanım, hoş geldiniz diyorum. Teşekkür ediyorum. Öncelikle size şunu soralım. Derneği ne zaman kurdunuz? Derneği kurmanızdaki amaç neydi? Derneği ilk olarak festivallerde, hani kurulduğu zaman mı hemen başladı bu festivaller, yoksa bir süre geçti ondan sonra mı başladı? Öncelikle Kadirga TV'ye teşekkür ediyorum. Çünkü bizi bugünümüze, neşemize, eğlencemize ve birlikteliğimize katkı sağladığı için tüm Kadirga TV personeline teşekkür ediyorum. Sağ olsun, var olsunlar. Şimdi biz 1990 yılında İstanbul'da bu fikir aklımıza düştüğü zaman zor olacağını düşündük ama müzik beraberliği sağlamak için her işin, her güçlüğün üstesine gelmek gerektiğinde düşünerek bu işe baş koyduk. Çünkü köyümüz çok dağınık bir, yani Türkiye'nin her tarafına dağılmış bir vaziyette. Adana'sından, İzmir'inden, Antalya'sından, Bursa'sından, İstanbul'dan, İzmir, Ankara, yani her vilayetinde olduğu gibi bunlar da yetmemiş, yurt dışına taşmış bir sürü insanımız var. Şimdi biz bu meleni kurarken ilk ve tek amacımız var olan kültürümüzü gençlerimize aktarmak. Çünkü onlar şehirlerde şehir kültürüyle yetişen insanlardı ama köyümüzden katkı sağlayabilmek için ne yapabiliriz diye düşünerek derneği kurduk. Derneğin adı da üstünden belli. Birlikte Dayanışma Derneği. Dolayısıyla 1990 yılında kurduk. İlk festivali 93'e yılında Yalova Çınarcık'ta yaptık. Sebebi Bursa, İzmit, İstanbul'u bir araya getirip oradaki insanları o güne kadar görüşememiş, kaynaşamamış, sadece düğünde ve cenazede bir araya gelebilen insanları festival havasında bir araya getirmek düşüncesiyle orada yaptık. Ve de çok güzel oldu. Bazı hayal görenler dediler ki bunu başaramazsınız diye ama biz başardık. O günden bugüne bunlar devam ediyor. Devam ettirenleri de kutluyorum. Başkanım, öncelikle biz sizi kutluyoruz. Derneği en başta kurarak bugünlere kadar gelmesine yardımcı olduğunuz için. Bir de şöyle bir soru sorayım size. Bildiğim kadarıyla Bursa'da, İstanbul'da, Türkiye'nin farklı illerinde şenlikler oluyor, geceler oluyor. Bunlar da sizin de bir katkınız, sizin de bir yardımınız oluyor mu? Şimdi biz Sayın Rahmetli diyeceğim, Allah rahmet etsin, vefat etti. Ali Akman'la biz bu derneği kurduğumuzda, işte festival havasında oluşturduğumuzda bunu her vilayete taşıma, her vilayette yapma ve de köyümüzde yapma düşüncesi o zaman gelişti. Şimdi biz o zamanlar İlk festivali Yalova'da yaptığımızda 93 yılında diğer şehirlerde, mesela Düzce'de yaptık, mesela İzmit'te yaptık, İstanbul'da yaptık, Bursa'da yapıldı ve bizim İstanbul merkezli olmak üzere
5 tane 6 tane şubemiz var. Artvin kendi başına bir şubedir. Federasyon gibi çalışmaktayız. Bütün şehirlerdeki, Adana'daki, Aydın'daki, Bursa'daki, İzmit'teki, İstanbul'daki derneklerimiz hep bir yerden, yönetimler farklıdır ama bir yerden birlikte hareket ederek birlikte karar verirler, birlikte olayları geliştirirler. Şimdi biz bunun dışında ya bir de köyümüze gidelim diye düşündük. Köyümüzde bir festival yapalım diye düşündük. Çünkü orada yetişen gençlerimizi köye getirmek biraz zordu. Yani ben köyde ne yaparım? Köyde nasıl işte düşüncesiyle dedik ki bir festival yaparak bu insanı oraya götürelim. Hem köyümüzü görsünler hem de orada oraları görsünler, tanısınlar diye. O anlamda köyümüzde de bir festival yaptık. Köyümüzdeki festival 1990 yılında gerçekleştirdik. Ve yine de o zamanlar işte bazı arkadaşlar ya çok uzaktır, gelenler olur, gelemeyenler olur. Orada ne yaparız? İşte affedersiniz tuvalet sorunu var, su sorunu var, yaylalarda bunu nasıl başarırız diye. Dedi ki arkadaşlar yani birlikte olursak aşamayacağımız bir güç yok. Dolayısıyla herkes elini taşın altına koyarak, herkes bir yerden başlayarak biz bu işi başardık. Bugüne kadar geldi. Ve ben çok mutlu, çok gururluyum, çok onurluyum. Bu insanlar hiç aksatmadan, katmeri daha da büyüterek, küçülterek değil, daha da büyüterek bugüne getirdiler. Şimdiki yönetime, bundan önceki bütün yönetimlere, yani daha doğrusu bizden sonraki bütün yönetimlere çok teşekkür ediyorum. Başarılarını kutluyorum. Bu arada derneğimizi faaliyete geçiren, hayatta olmayan tüm yönetici arkadaşlarımıza, destek veren arkadaşlarımıza, köylülerimize, hoplarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz başkanım. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyenler, önce bir reklam alacağız. Reklamlardan sonra 6. Katmer Şenliği'ne kaldığımız yerden devam edeceğiz. Barış, 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 barış. Barış yazıyorsun ya 6. Katmer Şenlikleri. Tamam mı? Slash Hotlular. Slash Hotlular. Değil mi? Kodluyoruz. Kodluyoruz. Ben kodluyorum. Önemli değil. Kodluyorum ben oraya. Hatay'ın H'si, Ordu'nun O'su. D mi? Denizli mi? Hatay, Ordu, Denizli, Lüleburgaz, Urfa, Lüleburgaz, Ordu, Rize. Aklıma. Hotlular. Tamam mı? 6. Katmer Şenlik. Hotlular. Av. Av. Artık nasıl? Hotlular. Hotlular. Sonu A, sondaki O A'ymış. 6. Katmer Şenlikleri slash Hotlular. Altı yazıyorsun, haberin olsun. Tamam hadi görüşürüz.
Barış gülme gülme. Barış kayıt yapacağız şimdi, girme sakın. Şu anda girme ha. Haberin olsun. Veteri çekiyorum şu an. Hadi gözlerinden öptüm. Bay bay. Barış yemek söyle, gelince ben parasını veririm. Barış adamsın. Bir numarasın. Kral Barış. Bu Mustafa sabahtan beri sana sallayı burada Barış. Barış Mustafa diyor ki girsin oraya Artvin müzikleri. Hemşin. Adamsın, kralsın. Hemen girdin müziğe, helal olsun.